Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Mutlu bir hafta diliyorum hepinize. Bugün waffle yapıyoruz. Evde de waffle yapılabileceğini sizlere göstermek istedim. 3 yumurta, bir büyük çay bardağı toz şeker, bir paket vanilya ve yarım çay kaşığı da tuz ekleyerek çırpmaya başlıyorum. Önce yavaş devirde, daha sonra hızlandıracağım, en son devire getirip 10-15 dakika kadar krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Gördüğünüz gibi bembeyaz böyle kalıp kalıp kalacak. Mikserin bir kenarıya alıyorum. Mikserle işim bitti. Bundan sonrasını spatula ile karıştıracağım. Bir çay bardağı büyük süt ekledim ve bir yarım bardak, çeyrek bardak daha ekledim. Yani böyle büyük çay bardağınız yoksa bir su bardağı diyebiliriz. 125 gram kadar tereyağını erittim. Ilıdı ben kekimi çırparken, yumurtalarımı çırparken. Onu ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum sütümü, hepsini bir. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Unum 2 su bardağı dolusu hazırladım, eledim. Siz isterseniz unu, kabartma tozunu beraber karıştırıp eleyip bir kenarda o şekilde de bekletip ikisini beraber de kullanabilirsiniz. Tavsiyem unu yavaş yavaş ekleyin. Birdenbire eklerseniz karıştırmakta zorlanabilirsiniz. Birazdan da göreceğiniz gibi ne kadar karıştırırsanız karıştırın, mutlaka ki tekrar önünüze un parçacıkları çıkabiliyor. Karıştırma işlemi de gördüğünüz gibi alttan yukarıya doğru, yani çırpar gibi değil de bu şekilde olmalı. Hazır kabarmış olan yumurtalarımızı, hamurumuzu söndürmek istemiyoruz. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Biraz sürebilir. Tabii ki mikserle daha kolay olacaktır, daha çabuk olacaktır. Mikserle de karıştırabilirsiniz düşük devirde. Fakat aradaki fark, spatula ile mikserin ile karıştırmanın arasındaki farkı sizler de fark edeceksiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. İsterseniz düşük devirde mikserde kullanabilirsiniz tabii ki. Biraz hamurumu duru gördüm. O yüzden bir dolu yemek kaşığı daha un ekledim. Onu da yedireceğim hamuruma iyicene. Gördüğünüz gibi çok az bir malzeme ile herkesin evinde bulunan, isterseniz tost makinesinde bile yapabilirsiniz. Fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Waffle makinem yok diye waffle yemeyecek değilsiniz herhalde. O yüzden hiç dert değil. Hatta ızgara döküm tavanız varsa inanın bana onun içinde bile pişirebilirsiniz. Eğer şekilli olsun istiyorsanız, biliyorsunuz onların içi de uzun uzun şekillidir. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Birer kepçe dökmeniz yeterli. Ben ilkinde biraz fazla akıtmışım, taştı. Taşmaması için makinenizden daha az koymanızı tavsiye ederim. Önce yağlıyoruz, daha sonra waffle'ımızı döküyoruz. Şöyle bir durum daha var. Gördüğünüz gibi ince oluyorlar. Belki çarşıdakiler kadar kalın kalın böyle derin kare kare delikli değiller. Fakat çarşıdaki yediklerimizde onlar profesyonel makinalar kullanıyorlar ve o makinalar bayağı bir pahalı. Bunlar evler için yapılan daha ucuz, daha uygun fiyatlı makineler. O yüzden bizim evde yaptığımız biraz ince olabiliyor. Hiç sorun değil. Sonuçta evimizde mis gibi kendi yaptığımız waffle'ımızı yiyoruz. Canımız istediği anda dışarı çıkamadığımız zamanlarda çocuklarımıza yapıp yediriyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben dondurma ve ahududu sosu kullandım. Gördüğünüz gibi süsledim. Sizler de istediğiniz şekilde süsleyip meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere.
Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın diyor.